Sayın basın mensupları, sevgili dersimler, hepiniz hoş geldiniz. Canen arkadaşımız 2 gün önce sabah erken gözaltına alındı. Ankara merkezli yürütülen bir operasyonda 40'a yakın kişi hakkında soruşturma açılmış. Bunlardan biri de gazeteci arkadaşımız, Yeni Dersim gazetesinin sahibi. Aynı zamanda Habertürk'ün Dersim muhabiri Caner Aktan da Ankara'ya götürüldü. Şimdi onunla ilgili basın açıklamasını okuyorum. Nisan sonunda Diyarbakır'da düzenlenen bir operasyonla aralarında çok sayıda gazetecinin de bulunduğu 216 kişi hakkında soruşturma açılmış. Bu kişiler arasından 4 gazeteci hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce girişilen bu operasyon, seçimleri izleme ve seçim yolsuzluklarına müdahale etme gücü bulunan kesimlerin pasivize edilmesi olarak yorumlanmıştı. Benzer bir operasyon Dersim'de gerçekleşti. Dersim'de özellikle çevre mücadelesi, kültürel çalışmalar ve tarımsal kalkınma ile ilgili haberleriyle etkili bir gazetecilik çalışması yürüten arkadaşımız Caner Aktan, sözde bir siber saldırı suçlaması bağlamında gözaltına alınmıştır. Caner, madencilik karşıtı mücadeleden, yerel su hakkı direnişlerine, alternatif tarımsal üretim girişimlerinden, dağ keçilerinin korunmasına kadar Dersim'in değerlerini savunan tüm çabaları kayda geçirmekte ve gazetesi Yeni Dersim'in sosyal medya kanalında Türkiye'nin dört bir yanından yurt dışına kadar duyurmaktaydı. Tam da etkili çalışmalarından dolayı kirli bir saldırının hedefi olmuştu. Gazeteciliğinin yanı sıra Dersim kültürünün kalıcılaşmasına dönük sözlü kültür çalışmalarını yıllardır verimli bir şekilde yürüten Caner, bu alanda onlarca belge filmin altında imzası olan bir kültür emekçisidir. Büyük Maraş depremi sonrasında Dersim Belediyesi ile birlikte Pazarcık'ta yardım ve kurtarma çalışmalarının bir aya yakın aktif bir parçası olan Caner, Dersim'in gündemini belirleyen tüm konularda ön saflarda doğru haberin okuyucularına ulaşması için mücadele vermekteydi. Açıktır ki Caner'in gözaltına alınması yaklaşan seçime dönük bir susturma operasyonudur. Arkadaşımızın bir an evvel serbest bırakılmasını bekliyoruz. Özgür basına yapılan her saldırı haber alma hakkımıza yapılan bir saldırıdır. İktidarın bu baskılarına hep beraber dur demeliyiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Açıklamamız burada sona ermiştir. Caner arkadaşa özgürlük diliyoruz. Söyleyecek. Diyarbakır merkezli, Ahmet merkezli, Ankara merkezli ve İstanbul merkezli son süreçte yapılan soruşturmalarda çok sayıda gazeteci arkadaşımız gözaltına aldı. İşkenceye yapılarak sonrasında tutuklandı. Mezopotamya Ajansı, Jinnims Haber Ajansı, sonrasında Yeni Demokrasi muhabiri arkadaşımız gözaltına alındı. Aynı zamanda Yeni Dersim muhabiri arkadaşımız da Caner Aktan da gözaltına alındı. Özgür basının susturulabileceğini zannediyorlar. Seçim sürecinde bu baskıların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Özgür basın susturulamaz diyoruz. Gazetecilik suç değildir. Yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz!